Şimdi bir evcil hayvan firmasına gideceğiz. Kim istemez ki onların enerjisiyle dolu bir evde yaşamayı? Bazı insanlar evde hayvan beslemenin sağlıksız ya da zor olduğunu düşünüyor olsalar da manevi olarak bu düşüncenin doğruluğuna pek inanmıyorum. Şimdi evcil hayvanların dünyasına gidiyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İstanbul Küçükçekmece'den sektörün en iyisi Sembol Akvaryum'dayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Vahit Demirel bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Vahit Bey merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Hoş kardeşim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Hayatımızı devam ettiriyorsunuz diyorsunuz. Kaç yıldır buradasınız? 22 yıldır buradayız kardeşim. 22 yıldır buradasınız. Peki, kısaca biz sizi tanıyalım önce bir. Teşekkür ederim. Vahit Demirel kimdir? Vahit Demirel. Ve 22 yıldır sektördesiniz. 22 yıldır evet, bu işlere hayat şartları uğraşıyoruz. Aslen Malatyalısınız. Aslen Malatyalıyız. Ne zaman geldik İstanbul'a? 1970'te geldim. 70 yılında geldiniz. 70 yılında geldik ama hayat şartları zor olduğu için. Evet. Aynen biraz. Asıl mesleğimiz? Asıl meselemiz araba otolastik üzerine. Otolastik üzerine evet. Bir çalışma evet. Yapıyorsunuz. Evet. Yıllardır bu bölgede aynen. Esnafsınız. Aynen. Evet. Peki daha sonra burada dükkanın büyük olduğuna baktım ki yani bir lastik için yürümüyor. Biraz hayat şartları iyice zorlaştı. Yani eklemler yaptım üstüne. Öyle ne yaptınız mesela? Şu anda içerisinde bulunduğunuz yer var. Şu anda akvaryum, kuş. Baktım o da durgunlaştı biraz. Bu sefer çiçeğe yönlendim. Çiçek yani üzerine biraz. Şimdi şöyle diyebiliriz toparlayacak yani, olsak. Sizin asıl meslek lastik. O araba lastiği evet. Otolastiği üzerine değişimler evet. Yapıyorsunuz aynen, burada. Evet. Bakım onarımlarını yapıyorsunuz. Evet. Daha sonra dediniz ki hayat şartları farklılaştıkça aynen. Bu bize yetmiyor. Yetmiyor neler evet. Yaparız? Evet. Sezona göre evet, işler aynen. Yapmaya başladınız. Bak, yazın geldi. Yazın gelin araba süsleme. İşte çiçek üzerine ağırlık verdik. Kışın akvaryum üzerine daha hareketlendi. Ona biraz yiyor. Yani bölge halkının biraz taleplerine göre hareket ediyor. Baktı ki millete hizmet etmek. Evet. Yani baktı ki millet geliyor bunu istiyor, bunu istiyor. Neyse koş gelsin alsın. Şimdi akvaryum burada balık satışınız var. Evet. Akvaryum aynen. Balıkları, evet. Kuş var, kuş. Muhabbet kuşu. Evet. Ama şu ara piyasa durgunluğundan dolayı yürümüyor. Evet. Yani çok zayıf gidiyor. Ya bu şu anda genel ülkenin içerisindeki evet. Yaşadığımız evet. Sıkıntılar inşallah geçecek onlar. Peki şimdi burada canlı çiçek de var. Evet. Aynı zamanda gelin arabası gelin da arabası süsleme işte buket falan böyle şey milletin istediği gibi anneler günü. Yani bunların da belli günleri var. Özel anneler günlerde. Günleri. Onlar da hareketli. Yani o günlere fazla ağırlık veriyoruz. Evet. Yani diğer günü pek yapmıyoruz. Özel günlerde aynen. Çiçek işi. Biraz daha yoğunlukta. Aynen. Ama sizin özellikle gelin damatlarda yaptığınız o özel uygulamalarda araçlar aynen. Getiriyorlar size. Siz onları yani A'dan Z'ye. Ne gerekiyorsa onları işlemleri yapıyoruz. Evet. Yani mesela işlem olarak. Sizden alıyor. Nasıl bir şey istiyorlarsa mesela, sana göre. Diyor ki bana kardeşim ucuz bir şeydi. Yani en ucuz kaç verdiğim faiz 60 lira. Yani çiçek istemi, çiçek malzemesi, uğurcu kullanmıyor. Oradan 100 lira diyoruz. Yani fiyat yani. Politikasını konukla beraber karar veriyorsunuz. Aynen. Anladım. Çünkü abi benim durum yok. Ben en uygun. Diyor ki piyasaya gidiyor. Piyasa 150-200 lira fiyat çekiyorlar. Evet. Benim kardeşim yaparız yani maziyeti. Peki şimdi burada sizin lastik değişimi de evet. Var. Bu evet. Konuda insanlar araçlarını size getirdiklerinde evet. Lastik değişimini evet. Aynı anda günde kaç tane yapabiliyorsunuz? Ya çok piyasa durgun yani değil mi? Akşama kadar 3 tane 4 tane zor geliyor. Evet şu anda yani, öyle, öyle diyorsunuz. Gelme derken yerin altında kaldığı için görüntü olmadığı tabii için. Biraz mekan şu anda iş evet. Yeriniz biraz Bodrum'da kaldığı için caddenin alt tarafında yaşıyor. İnşallah yani, farklı bir yere geçersiniz. Yani, farklı yere geçmek için kira orayı çok yüksek. Evet. Yani, şu evet. Gördüğün yeri Kocaker 1.250.000 kira veriyorsun. Evet yani burası ha. Kaç metrekare bir yer? Burası 50 metrekare ama arka bölümleri depo olarak kullanıyorum. Yani 50 metrekare. 50 metrekare alanda bütün işlemleri aynen. Yapıyorsunuz. Aynen. Yani akvaryum, aynen. Kuş. Evet. Çiçek bölümümüz, evet. Lastik bölümümüz. Aynı şekilde bu şekilde hizmet etmeli. Evet, hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Yani, önemli yani müşterimizin yani memnuniyeti önemli bizim için. Yani müşteri memnun olsun yeter yani. Bizim güler yüzlüyüz. Aynı yüzlüyüz. Müşteri memnuniyeti. Tamam. Yani para bende ikinci plana kalıyor. Ya zaten para değer vermişsen şeyha bu hayatta bu şartta beklemezsin. Evet. Yani. Peki şimdi burada ürün satışı da yapıyorsunuz. Tabii. Bu malzemeleri nereden alıyorsunuz? Toptancılar yani internet üzerinden toptancıları görüyorsun. Yani numarasını alıyoruz. Adam geliyor bakıyor. Malı eksik konulara. Varsa onları tarik ediyoruz yani. Evet. Tedarik edip yani. Burada satışlarını yapıyoruz. Ya şimdi benim kendim arabamda yok bir şey yok. Kendim gittiğim zaman tabii daha uyguna gelir ama
Onlar getirdikleri için biraz daha müşteri daha uygun oluyor. Siz de burada zaten satış yaparken biz de bir an önce gözlemledik. Konuklarınızla daha uygun fiyat politikasıyla piyasaya göre hizmet veriyorsunuz. Şimdi bakın ki mesela bir kum en basit. Şu ben kum kaç para verim, farz ederim. Biz 20 lira satıyoruz, öbür tarafı 24 lira satıyor. Evet. Müşteri de bunu tercih ediyor, buraya geliyor. Evet, peki. Toparlayalım. Keyifli bir sohbet. Teşekkür ediyorum öncelikle size. Başarılarınız daim olsun. Bu hizmet politikanızı koruyup böyle devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize, bugüne dek tabii Küçükçekmece bölgesindeyiz şu anda. Bu bölgedeki insanlar sizi destekliyorlar. Onlara bir teşekkürünüzle birlikte yani ben bütün, son sözlerimiz. Yani bütün müşterime teşekkür ederim. Abraz beni tercih edip geliyor. Evet. Yani bu yönden herkese teşekkür ediyorsunuz. Peki. Ben de size teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. İnşallah çalışmalarınız iyi gider. İnşallah. İstediğiniz şeyler oluşur diyelim. Küçükçekmece bölgesine kattığınız bu güzel 3 değişik hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere İstanbul Küçükçekmece'den sektörün en iyisi Sembol Akvaryum'dan firma sahibimiz beyefendi Vahit Demirel'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.